Meme kanserine dikkat çekmek için pembe kurdele ve saç aksesuarı taktılar. Başkent Üniversitesi Hasan Tel Atar konferans salonunda buluştular. Sohbet toplantımıza hoş geldiniz. Dünya Sağlık Örgütü'nce meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla Ekim ayı meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirlendi. Başkent Üniversitesi hekimleri ve sağlık çalışanları da elini taşın altına koydu. Kanserle Dans Derneği'nin desteğiyle önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Arzu Oğuz risk faktörlerinden bahsetti. Kadın cinsiyet başlı başına bir risk faktörü ama bu şu demek değil. Erkeklerde meme kanseri olmuyor. Hayır, oluyor ama oran çok daha düşük kadınlara göre. İleri yaş daha büyük bir risk faktörü ama genç hastalarda olmuyor mu? Tabii ki olabilir. Ama dediğim gibi bu değiştiremeyeceğimiz bir faktör. Onun dışında genetik yatkınlık, aile öykümüzün olması ama sadece vakaların %5 ila 10 kadarını, yani küçük bir kısmını oluşturan bir şey. O yüzden şöyle bir düşünce olmamalı. Ailemde hiç yok, ben taramaya gitmeyeyim. Hayır, bu doğru bir düşünce değil. Değiştirebileceğimiz risk faktörlerinden de kısaca bahsedeceğim. Bir tanesi aslında hayat tarzımız. Yani kilo almamak, egzersiz yapmak, obeziteden uzak durmak pek çok tümörün altında yatan sebeplerden aslında. Her şeyden sebze meyve ağırlıklı dengeli bir beslenmeyle hayat düzenimizi sağlamak lazım. Yani hayat tarzı değişikliği önemli. Radyoloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Nihal Uslu ise görüntüleme tetkikleriyle ilgili bilgi verdi. 40 yaşından önce ilk tetkikimiz muayeneden sonra ultrasonografi. Ultrasonografiden sonra mamografi görüntülememiz. Esas olarak 40 yaşında başlıyor ama bazı özel durumlar var. Mesela 40 yaşından önce ailesinde, özellikle annesinde meme seyağı olanlarda ya da genetik pozitifliği olanlarda, ki en çok BRCA1 ve BRCA2, onlarda daha erken mamografi kontrollerine başlayabiliyoruz. Bunun dışında son dönemlerde bizim de kullandığımız, bizim cihazımızda mevcut olan tomosentez görüntülememiz var. Mamografide alınan radyasyon herkes için aynı oranda değil, aynı dozda değil. Cihaz otomatik olarak bir doz veriyor ama bu pek çok faktöre bağlı. Kilonuzdan meme dokusunun kalınlığına, memenin içerisindeki glandüler doku miktarına, ne kadar sıkıştırılırsa o kadar az doz alıyorsunuz. Senelik olarak tercihen muayene olup gelmenizi, 40 yaşından sonra muayene olup mamografi çektirip ultrasona gelmenizi öneriyorum. Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan doçent doktor Murat Anerkent, kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır sorusuna yanıt verdi. Mesela sağ tarafı muayenesini yapacaksak, sağ elimizi yatağa uzanıyoruz, sağ elimizi başımızın arkasına koyacağız. Hemen sağ omzumuzun arkasına küçük bir yastık koyarak orayı birazcık yükselteceğiz. Daha sonrasında sol elimizle meme başına doğru yukarıdan aynen bir saat kadranını kafanızda hayal edin lütfen. Saat 12 hizasından başlayabilirsiniz. Memenin dış tarafından meme başına doğru iki parmağımızı kullanarak yavaş yavaş hissederek, önce hafif dokunarak, daha sonra bir miktar daha sert bastırarak bu muayeneyi yapıyoruz. Bütün kadranlara tek tek bakıyoruz. Işınsal tarzda bir muayene yapıyoruz. Daha sonra koltuk altımıza aynı şekilde bakıyoruz. Yine iki parmak, özellikle ikinci parmağımızla üçüncü parmağımızı kullanırsak his anlamında bu iki parmak bize yeterli olacaktır. Daha sonra diğer elimizi, yastığı tekrar diğer tarafa alarak, omzumuzun altına tekrar koyarak, bu sefer sağ elimizi kullanarak sol tarafımıza aynı şekilde meme başına bir bakıyoruz. Meme başına doğru yine ışınsal tarzda saat kadranlarını kullanarak muayenemizi tamamlıyoruz. Daha sonra koltuk altına bakıyoruz. Ama en önemlisi en sonda meme başına mutlaka dört tarafına da, yani yine saat 12, 6, 9, 3 kadranlarını içerecek şekilde bir dokunma hissiyle bir meme başı akıntısı olup olmadığını mutlaka kontrol ediyoruz. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Esra Kurşçu da gününde yapılan takiplerin önemine dikkati çekti. Mamografiden korkmayın. Önemli. Hani her iki yılda bir. Bizim KETEM'lerde kanser tarama programları var. Bu önemli. Bilmiyorum bunu biliniyor mu? 40 yaşından sonra ücretsiz. Lütfen buraya hastalarınızı yollamaya gayret edin. 2 yılda bir 69 yaşına kadar ücretsiz tarama programları var. Elimizden gelen içki içmemek, kilomuzu stabil tutmak, kontrollerimizi belirli ölçüde yapmak, kendi kendimize muayene etmeyi hiçbir zaman kaçırmamak. Hekimler katılımcıların sorularını da yanıtladı.
Ha mamografiler rutini ne? Rutini şu, ketemlere gittiğiniz zaman 40 yaşından sonra 2 yılda bir. Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı'nın programı 2 yılda bir 69 yaşına kadar. Anne ve kız kardeş de varsa yılda bir çekiyorlar onlar da. Zaten amaç daha şikayet olmadan yakalamak. Meme kanseriyle mücadeleyi kazanan güçlü kadınlar da yaşadıklarını paylaştı. Yani hep hayata güzel baktım. Görmekte zorlanıyorum şu ara. Ama tırnaklarımı boyamadan olmaz. Toplantının ardından katılımcılar hekimlerle birlikte farkında ol diyerek hastane önünde pembe balon uçurdu.